Evet, değerli basın mensupları, iyi mesailer diliyorum. Biraz önce Cumhuriyet Bayramı tatili de resmen başladı. Hatay'ımıza, İskenderun'umuza dün gece yaşanan yangın felaketinden dolayı tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli basın mensupları, çok güzel, çok kutlu bir tesadüf yaşıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi Cumhuriyet Bayramımız resmi olarak başladı ve bu akşam Mevlid Kandili. İkisinin, iki kutlu olayın böyle tesadüf etmesi sık görülmez. Ben bundan büyük memnuniyet duyduğumu peşinen belirtmek istiyorum ve aziz milletimizin, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu vesileyle İslam dünyasında ve tüm dünyada yaşanan bütün acıların son bulmasını da arzu ve temenni ediyoruz. Hiç şüphesiz bütün tartışmalara rağmen Türkiye bu akşam, bu gece huşu içinde Mevlid'i kutlayacak ve yarın coşku içinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi ve tereddütü olmasın. Değerli arkadaşlar, 83 milyon ve Türkiye için en büyük bayram, en kutlu gündür. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet kıvançtır. Cumhuriyet gururdur. Cumhuriyet tasada ve sevinçte, kıvançta bir olmaktır. Cumhuriyet dalgalanan al bayraktır. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet tam bağımsızlıktır. Ve Cumhuriyet 83 milyonun ve Türkiye'nin şerefidir. Bize bu şerefi yaşatan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün yol arkadaşlarına, dava arkadaşlarına, silah arkadaşlarına, partim olarak, partimiz olarak ve milletçe şükran ve vefa borcumuz hiç bitmeyecektir. Ve Türkiye'de, dünya durdukça, büyük Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu kutsal emanet, dünya durdukça laik demokratik nitelikleriyle, hukuk devleti olma özellikleriyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Ancak sizlerin de yakından takip ettiği üzere kimi tartışmalar halen gündemde. Ben salgın tedbirleri konusunda sadece ve sadece milli bayramlarda yüksek refleks gösteren Sayın Erdoğan'ı ve hükümetini anlamış değilim. Ayasofya açıldı, güzel oldu. Salgın tedbiri düşünülmedi. Parti kongreleri yapılıyor. Hayırlı olsun, başarılar dileriz. Salgın tedbirleri yok. Sel felaketi oldu diye bir ilimize gidip miting yapıyor. Salgın tedbiri yok. Ne zaman milli bayram var? Hükümetin, yürütmenin aklına salgın tedbiri geliyor. Bunu da biz Cumhuriyet sevgisinin yoksunluğuna, Cumhuriyeti gereği gibi idrak edememenin zafiyeti olarak görüyoruz. Ancak bir şeyi tekrar söylemek zorundayım. Üzülerek de söylemek zorundayım. AK Parti'nin sayın milletvekillerini, AK Parti'ye oy veren seçmenlerimizi asla kastetmiyorum. Ama her ne hikmetse halen daha AK Parti içinde, AK Parti üst yönetiminde Cumhuriyet'in icaplarına uymaktan imtina eden, Cumhuriyeti içselleştirmeyen ve Cumhuriyete şaşı bakan insanlar var. Ben onların durumuna üzülüyorum. Ve biliyorum ki Türkiye'de yaşayan 83 milyon Cumhuriyetimizi ve Büyük Atatürk'ü içselleştirmiştir, benimsemiştir ve Büyük Atatürk'ün bize bıraktığı bu güzel, bu kutlu emanete 83 milyon olarak sonuna kadar sahip çıkacağız. Değerli arkadaşlar, valilerden farklı uygulamalarla ilgili haberler alıyoruz. Kimi valiler
il başkanlıklarımıza giderek tebligat imzalatmaya, tebliğ tebellü belgesi ve tutanağı tutturmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kimi illerde bugün öğlen, kimi illerde yarın sabah ve bütün ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün sayın saygıdeğer il başkanları, ilçe başkanları ve parti yöneticileri Atatürk anıtına çelenk koyarak Büyük Atatürk'e minnet ve şükran duygularını göstermek ve teşekkür etmek için illerde ve ilçelerde meydanlarda olacaklardır. Valileri buradan, dolayısıyla İçişleri Bakanı'nı buradan uyarmak isterim. Cumhuriyetle didişmeyin. Cumhuriyet Bayramı'nda aklınıza gelen COVID'le mücadele konusunda öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın bir yardımcısının, bir bakanlık sözcüsünün, bir bürokratın görevinin seçilmişlere, belediyelere ve medyaya hadsizlik yapma haddi ve hakkı olmadığının da altını çizmek istiyorum. Cumhuriyet sevgisini Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz diyen İsmail Çataklı'ya o Atatürk düşmanlarının kim olduğunu da kamuoyuna paylaşması gereğinin altını çiziyorum. Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı sanıyorum dün bir genelge yayınladı. Ve bu genelge, doğrusunu isterseniz, bize çok garip geldi, çok ucube geldi ve COVID-19 mücadelesine verilebilecek, sağlık çalışanlarının COVID-19'la mücadelesine verilebilecek en büyük zararın belgesidir. Şunun için bunu söylüyorum. Anayasanın 18. maddesi kimsenin zorla çalıştırılmayacağına hükmediyor. Bir kere şimdi bu yanı var. Her vesile yaptıkları gibi anayasayı yere atıp çiğnemekten zevk alan bir yürütme organıyla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı bu biraz önce gösterdi. Edemez. Kimse tayin ve nakil talebinde bulunamaz. Nokta. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın işinin şu olması gerekir. COVID-19'la mücadelede sağlık çalışanlarını motive etmesi gereken Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarının morallerini bozmak suretiyle ne murad ettiğini ben merak ediyorum. Eminim aziz milletimizde 83 milyon olarak kendilerini alkışladığımız, her sohbette saygıyla yad ettiğimiz, andığımız sağlık çalışanlarımıza yönelik bu genelgenin COVID-19'la mücadeleyi sekteye uğratacağını, sağlık çalışanlarının moralini, motivasyonunu, şevk ve azimini kıracağını görüyor. Bunu görmeyen bir sağlık bakanı var. Görmeyen bir cumhurbaşkanı var. Bu yanlıştan da bir an önce dönülmesi bir zarurettir. Tekrar ediyorum, anayasa 18'e de aykırı bir genelgedir. Değerli arkadaşlar, bilim kurulunu dinlemediniz. Sağlık çalışanlarının çığlığına kulak vermediniz. Maske dağıtmayı beceremediniz. Aşı bulamadınız, bulduğunuzu adil dağıtamadınız. Karantina sürecini yönetemediniz. Ve bütün bunların üstüne performans ek ödemesinde bir ayıba, bir günaha imza attınız. Daha önce de söylemiştim. Döner sermaye gelirlerinden ödenen performans ücretlerinde, performans ek ödemesinde bu ülke, bu büyük devlet bir ambulans şoförüne bir aylık performans için 7 lira, sadece 7 lira, dolar da değil, 7 lira veriyorsa bu ülke, bu devlet bir acil doktora, acil servis doktoruna bir aylık performans için ek ödeme olarak sadece 32 lira veriyorsa yazıklar olsun öyle devlete.
Böyle devlet olmaz. Para nerede? Hastane döner sermayesinin parası nerede derseniz, bu konuda da Sayıştay raporları daha vahim bir şey söylüyor. Sayıştay raporları diyor ki, döner sermaye gelirinin hastanenin elektrik, su, hastaneyi işleten şirketin elektrik, su, doğalgaz ve benzeri giderlerine aktarıldığı tespit edilmiş diyor. Kanun ve mevzuat döner sermaye gelirlerinin sağlık çalışanlarına verilmesini öngörüyor. Covid nedeniyle ilave bir ek ödeme yapılması öngörüldü. Ama söylediğim gibi ek ödeme ambulans şoförümüze 7 lira bir ay için, acil doktorumuza 32 lira bir ay için. Bunun tam adı kepazeliktir. Hükümeti de bu konuda bir parça daha sağduyuya, sağduyunun ötesinde hükümeti izana davet ediyoruz. Covid'in doktorlar için meslek hastalığı sayılmasını dahi kabul etmeyen hükümetin, hastaneyi işleten şirketlerin ekonomik sorunlarını çözme noktasındaki bu gayretini, bu hevesini de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Ancak bununla beraber şu unutulmamalı, Covid-19'la mücadelede Türkiye bir başarı elde edecekse hiç şüphesiz maske, mesafe, hijyen hepimizin, herkesin uyması gereken bir durum. Sosyal mesafe ve maske. Ama bir o kadar önemli olan sağlık çalışanlarımızın morali, motivasyonudur. Biz hükümetin sağlık çalışanlarına moral motivasyonundan vazgeçtik. Gölge etmeseler Covid-19'da sağlık çalışanlarımızın insanüstü performans ve gayretiyle çok daha iyi sonuçlar alınacağını da görüyoruz. Bir ayıp da şudur. Televizyonlarda görüyoruz. İnsanlar özellikle metropollerde, büyük şehirlerde Covid testi yaptırmak için metrelerce, kilometrelerce kuyruğa girer iken, külliyede, sarayda, Beştepe'de adına ne dersek diyelim, çalışan emekçi kardeşlerimizin her sabah test yaparak işe başlamaları yadırganacak bir durumdur. Saraydaki aşçının test yapılması doğaldır. Ama Kızılay'daki esnaf lokantasının aşçısının da her gün istiyorsa test yapılması, yaptırması en doğal hakkıdır.